Değerli izleyenlerim merhabalar. Yeni bir günde yeni bir video ile yine karşınızdayım. Ben Mustafa Türk. Siz değerli izleyenlerime gazeteci çiftçi kanalımda köydeki yaşantım üzerine videolar çekmeye devam ediyorum. Bugün arkamda görmüş olduğunuz meyve ağaçlarını satın aldım. Bazıları açık kök, bazıları da tüplü. Ben bunların dikimini gerçekleştireceğim. Özellikle bugün Dünya Kadınlar Günü 8 Mart. Ben bu ağaçları özellikle de eşimin için dikiyorum. Burada şu anda köy evimin yanındayım. Köy evimin güney cephesine komple mandalina, limon ve portakal ağaçlarını dikmiş olacağım. Diğer taraflara ise elma ağacı, erik ağacı ve şeftali ağacı dikmeyi planlıyorum. Ayrıca ceviz ağacı aldım. Bir tane de evimin diğer tarafına ceviz ağacı dikeceğim inşallah. Ve bunları da Kadınlar Günü münasebetiyle de eşim adına dikmek istiyorum. Ve onun adına, onun yetiştirmesi için dikmek istiyorum. Ve ona armağan etmiş oluyorum bir anlamda. Evet değerli izleyenlerim, şu anda siz değerli izleyenlerime ağaç dikimini nasıl yapıyorum bunları da göstermek istiyorum. Değerli izleyenlerim, ağaçlarım bu şekilde. Genelde narenci ağaçları, özellikle turunçgiller tüplü olarak aldım. Ve diğer ağaçları ise açık kök şeklinde aldım şu şekilde. Aşılı, tamamen aşılarının olduğu yerler şu kısımlar. Aşılı olarak temin ettim. Ağaçlarımızı dikip direkt aldığımız meyvelerden de bir anlamda tamamını yemiş olacağız. Şimdi çukurları hazırladım. Öncelikle elma ağaçlarıyla erik ağaçlarını dikeceğim. Şöyle kökleri var. Kökleri budandı, hazır. Direkt çukurun içine yerleştirip dikimini gerçekleştireceğiz. Evet, şu anda şöyle bahçemin yan tarafı var. Ve bu bahçemin yan tarafında şöyle özellikle istinaf duvarı yaptım. Bu istinaf duvarının yanına da şöyle ağaçlarımı dikmeye geçen sene başlamıştım. Bu sene de devam ettireceğim. Şurada çekirdeksiz nar ağacım var. Bayağı büyüdü. Bu sene bayağı palazlandı, artık meyve alacaktır. Şimdi burada da yan tarafına hemen şöyle erik ağacını dikeceğim. Tabii bu erik ağacında şöyle bir durum sergilememiz gerekiyor. Çukuru hemen hemen 50-60 santim boyunda ve şu aşısının altında kalacak şekilde toprağımızı şuraya kadar dolduracağız. Ben daha çok güneş görmüş topraklardan alacağım öncelikle. Şöyle biraz daha kaba yer var. Güneşlenmiş toprak her zaman için verim açısından daha güçlü olmasını sağlıyor. O yüzden şöyle güneş görmüş toprağımdan dolduracağım. Evet. Biraz daha getirmemiz gerekecek. Evet. Özellikle otlu çöplü toprak koymak istemedim. Şöyle yine güneş görmüş şu toprağımdan, hem bu toprak da güzel, kaba, hem bu yerde bahçede yapıyorum. Evet. Şu anda bu yeterli. Buna şu anda bir can suyu vereceğim. Can suyunu verdikten sonra da bütün ağaçları da aynı şekilde dikmiş olacağım. Şöyle çukurlarını kazdım, hazırladım. Şurada da bir çukurum var. Yine şurada da bir çukurum var. Meyve ağaçlarını alıp alıp dikeceğim. Mandalina ağaçlarında şuraya bir dut ağacı dikti oğlum. Oğlum İbrahim dikmişti bunu da. Bunun hizasından şöyle evin kuytu bölgesi oluyor, güney cephesi. Ve narenciye bu şekilde ayaz almamış oluyor. Yoksa bizim bu bölgede, biz Manisa Alaşehir bölgesinde narenci ağaçlarını ayaz vuruyor. Ama evin kuytu bölgesine dikilirse, ise bu güney cephesine dikilirse hiçbir şekilde ayaz almıyor. Limonumuzu, mandalinamızı, portakalımızı çok rahat bir şekilde almış oluyoruz. Değerli izleyenlerim, şu anda diktiğim erik ağacını bayağı bir büyük olarak veren güzel bir erik ağacı. Aşılı. Dediğim gibi aşılı olduğunda bir daha aşılamaya ihtiyaç olmuyor. Şu anda 5 kiloluk suyu hazırladım. İlk can suyunu da vereceğim. İlk can suyu önemli. Evet. Hemen hemen bu şekilde 5 kilo su verdiğimizde toprağın sıkışması sağlanıyor. 5 kilo su da yeterlidir. Ben biraz daha toprak atmayı planlıyorum. Çünkü şu kısma kadar gömeceğim. Olmazsa şu anda suyu çek demen. 1-5 kilo daha içine
can suyu verdiğimde ağacımı dikme işlemi de tamamlanmış olacak. Değerli izleyenlerim, şu anda ağaç dikme işlemini tamamladım. Can sularını da verdim. Şu şekilde aşıyı gömdürmüyoruz. Buraya dikkat ediyoruz. Aşının şöyle 4 parmak altında toprak olacak şekilde ayarlamamız gerekiyor. Ağaçların üstü eğer budalı değilse mutlaka budayın. Ben budalı olarak aldığım için budanık olarak şu anda herhangi bir işlem yapmıyorum. Şöyle üst tarafından mutlaka uzun olanları budayın. Hem kendini güçlü bir şekilde, kolları güçlü olarak gelsin. Aynı şekilde bu da budanıktı. Evet, diğer geçen sene diktiğim ağaç bu bayağı palazladı, nar ağacı. Evet, şurada yerde bir tane böğürtlenimiz var. Bunu aldıracağız inşallah. Yanına da ben bir tane şeftali diktim. Şeftali herhangi bir zararı yok. Bunu şu tarafa doğru ağdırdığımızda yeterli oluyor. Bir tane daha nektari de şuraya diktim. Yani tüysüz şeftaliden. Bu şekilde boş olan yerleri de değerlendirmiş oldum. Değerli izleyenlerim, narenciyeler için ise evin yanını hazır hale getirdim. Traktörün çapa makinesiyle şu şekilde hazırladım. Burayı da burguyla delerek narencilerimizi dikme işlemini gerçekleştirmiş olacağız. Değerli izleyenlerim, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.